Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Rahman'ın ayetleri programımızda Araf suresi 175 ve 178. ayetleri değerlendireceğiz. Burada Allahu Teala ilmiyle dalalete düşen kimselerin durumunu bize anlatıyor. Malum insanlar arasında çok değişik insan grupları meydana gelebilmekte. Mesela bir kısım insanlar idarecidir, bir kısım insanlar alimdir, bir kısım insanlar zalimdir, bir kısım insanlar daha başka grupta diyelim zengindir. Bu tarz değişik insan grupları var. İnsanlar arasından meydana gelen bir grup da alimler grubu. Ve bu alimler grubunun bir kısmı gerçekten alim olmanın hakkını eda ediyor. Alim olmanın gerektirdiği şeyleri yapabiliyor. Bunları tebrik ederiz ve bunları tebrik etmek gerekir. Ama bir kısım insanlar da var ki ilimden belli bir seviyeye, iyi bir seviyeye gelmekle beraber bakıyorsunuz ilmini kötüye kullanıyor. Ve dini ilimlere de muhatap olduğu halde, iyi bir seviye elde ettiği halde bunu seviyesiz işlerde kullanıyor. Adeta din ile dünya avına çıkıyor. Ve dini literatürde bu gibi alim insanlara, ilmini kötüye kullanan, dini ilimleri kötüye kullanan kimselere ulema-us-su denilir. Yani kötü alimler. İlim var ama ilmiyle dalalete düşüyor. Dolayısıyla zenginlik mesela iyidir ama bazılarına iyi olmayabilir. Bu zenginliği gururda kullansa, günahta kullansa zenginlik ona bir vebal olur. Benzeri bir şekilde ilim güzeldir, ilim bir kemaldir ama eğer bir insan ilmin gerektirdiği durumları kendi hayatında gösteremezse, ona layık olmazsa ve bu ilmi kötü şeylere alet ederse, o zaman bu insan çok büyük bir vebal altında kalır. Ve bu noktada deniliyor ki alim mazur değildir. Yani sıradan bir vatandaş bir kısım cehaletler işlediğinde, cahilce hareketleri olduğunda belki de bunun kendine göre özrü olabilir. Allah bunu daha kolay affedebilir. Ya Rabbi bilmiyordum der. Ya Rabbi nefsime mağlup oldum der. Bunun için özür yolu biraz daha açıktır. Ama alim mazur değildir. Alim meseleyi biliyor. Malum Kur'an-ı Kerim'de çoğumuzun belki mana olarak en azından ezbere bildiği bir ayet. Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. De ki diyor, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bu ayet-i kerimede bilenlerin daha üstün olduğuna bir işaret var. Bilenler bir üst mertebededir. Bu doğru. Ama sorumluluk itibariyle baktığımızda bilenlerin sorumluluğu bilmeyenlere göre daha fazladır. Zaten dünyevi rütbeler itibariyle de böyledir. Diyelim askeriyede bir teğmenin sorumluluğuyla bir generalin sorumluluğu bir değildir. General daha üst mertebededir ama ona göre sorumluluğu da daha fazladır. İşte bir insan da ilim rütbelerinde ve özellikle dini ilimlerde epey yol almışsa, ilerlemişse ona göre belli bir ahlak kalitesini, belli bir nefis terbiyesini gerçekleştirmesi gerekir. Ta ki o ilme layık olabilsin. Burada şuna da dikkat çekmekte fayda görüyorum. Bir insanda zeka varsa ve gayret de varsa o insan ilim sahibi olur. Fen ilimlerini öğrenirse, fen ilimlerine yönelirse onları öğrenir. Ama din ilimlerine yönelirse dini ilimleri öğrenir. Dini ilimleri bilmek illa bunları uygulamak demek değildir. Dini ilimleri öğrenenlerin bir kısmı eğer nefis terbiyesi yapmamışlarsa bakıyoruz ki kötü yollara da düşebiliyorlar. İşte ayet-i kerimede ilmiyle dalalete düşenler anlatılıyor. Önce mana meal olarak görelim. Ardından da bazı değerlendirmelerde bulunalım. Vetlu aleyhim nebe ellezî âteynâhu âyâtinâ. Onlara şu kimsenin haberini oku ki biz ona ayetlerimizi vermiştik. Fensalaha minhâ, ama o bunlardan sıyrılıp çıktı. فَاَتْبَاهُ شَيْطَانُ, şeytan onu peşine taktı. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, ve o insan bu şekilde azgınlardan oldu.
ve bu şekilde sukut edenlerden oldum. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا Eğer biz isteseydik, ona verdiğimiz o bilgiyle, o ayetlerle onu yükseltirdik. Makamını yüce yapardık, kadrini, kıymetini yükseltirdik. وَلَكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ Lakin o arza çakılıp kaldı. Yani dünyaya yöneldi. Dünyayı esas yaptı. وَتَّبَعَ هَوَاهُ Ve hevasının peşine düştü. Hevasının isteklerini yerine getirdi. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ Onun hali köpeğin haline benzer. اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ Eğer üzerine varsan dilini çıkarır, solur. اَوْ تَتْرُكُ يَلْهَثْ Onu kendi haline bıraksan yine aynı şeyi yapar. Dilini çıkarır ve o şekilde solur. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin meseli böyledir. فَقْسُسُ الْقَسَسِ Kıssayı sen bu şekilde anlat. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Olur ki onlar düşünürler, tefekkür ederler ve ders alırlar. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi yalanlayan bir kavmin hali ne de kötü oldu. وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ Ve onlar sadece kendilerine yazık ediyorlardı, kendilerine zulmediyorlardı. مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ Allah kime hidayet ederse o mühtedidir, hidayet üzeredir. وَمَنْ يُضْلِلْ Allah kimi de yoldan çıkarırsa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ İşte onlar hüsrana düşenlerin ta kendileridir. Değerli izleyenlerim, burada ilmiyle dalalete düşenler hakkında bir misal getirildi, bir temsil getirildi, bir köpek misali. Bu köpeğin üzerine varsan dilini çıkıyor, heh heh tarzında o şekilde soluyor, kendi haline bıraksan yine aynı şeyi yapıyor. Yani bir insan bozulduktan sonra onun üzerine varsan da köpekliğini adeta yapar, kendi haline bıraksan, onunla uğraşmasan yine yapar. İşte zaman zaman dini değerlere saldıran bir kısım insanlar görüyoruz. Ve bunların bir kısmı dini de bilen kimseler, dini öğrenmiş olan kimseler ama bakıyorsunuz rahat durmuyorlar. Ve affedersiniz köpek havlar, köpek dilini sarkıtır. Bunlar da dillerini çıkarmışlar, sarkıtmaktan geri kalmıyorlar. Tarih boyunca bunlar olmuş. Burada misal olarak getirilen bu duruma tefsir kitaplarında İsrailoğullarından Bel'am İbni Ba'ura misal veriliyor. Bu kimse dini ilimleri epey öğrenmiş. Hatta İsmi Azam'ın sırlarına bile mazhar olmuş. Bazı kitaplarda böyle anlatılır. Fakat bu kimse sonunda bu ilmi dünyaya alet ediyor. Ve din ile dünya avına çıkıyor. Nefsinin, şeytanın dediklerine uyuyor ve bunun neticesinde helak olup gidiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Ümeyye bin Ebi Salt var. Bu da muvahhid bir şair aslında. Tek Allah'a inanan bir şair. Ama kendisine peygamberlik geleceğini ümit ediyormuş. Peygamberlik görevinin peygamberimize verilmesini hazmedemiyor. Ve bu insan bu defa daha önce sahip olduğu ilmi müspet yönde kullanamıyor. Normalde gidip peygamberimize tabi olması gerekirken tabi olmuyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kişinin şiirini methediyor. Bu kimsenin diyor şiiri iman etmiştir. Şiirinde güzel ifadeler var ama kendisi iman nimetinden mahrum kalıyor. Aslında ilim var, marifet bir derece var fakat nefsini aşamıyor, kendi hevasını, şeytani arzularını aşamıyor, reislik sevdasına kapılıyor ve bunun neticesinde İslam dininden mahrum kalıyor. Ayet-i kerimede Bel'am'ın ismi de geçmez, Ümeyye bin Ebi Salt'ın da ismi geçmez. Zaten ayet-i kerime bunun bir mesele olduğunu açıkça ifade ediyor. Dolayısıyla Bel'am İbni Ba'ura, İsrailoğullarında buna bir misaldir. Ümeyye bin Ebi Salt da Peygamberimiz döneminde buna bir misaldir. Buna başka misaller aramak gerekirse
Günümüz şartlarında da bazı misaller bulmak mümkündür. Günümüz şartlarında bir kısım dini bilen kimseler, bakıyorsunuz din ile dünya avına çıkabiliyor. Dini tamamen dünyevi menfaatlerine alet yapabiliyor. Ve dini insanlara yanlış şekilde takdimin neticesinde ortalığı karıştırabiliyor. Bu gibi kimselere ulema-us-su deniyor. Normalde, normal şartlar altında dini bilen bir kimsenin izzetli olması, vakur olması ve dünyaya tenezzül etmemesi, maddi basit böyle çıkarlara yönelmemesi bir esastır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler anlatılırken peygamberlerin in ecciye illa alallah dediği bildirilir. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. La eselukum aleyhi min ecr. Ben sizden bir ücret, bir mükafat beklemiyorum demişlerdir. Ama ahir zamanda dini ilimleri bilen bir kısım insanlar maddi beklenti içerisinde olabiliyorlar ve bu noktada kıymetlerini düşürebiliyorlar. Daha da kötüsü, bir kısmı yalanlara ve yanlışlara fetvacı oluyor. Ben birisinden dinlemiştim, bir profesörden. Kendisine denilmiş ki, eğer sen konferansında şunları şunları da söylersen bir hafta içinde önemli bir makama getirileceksin. Ama o da şu cevabı veriyor. Benim diyor bütün hücrelerim bunun tersini söylerken bir makam için ben sizin keyfinize göre konuşamam. Ve izzetini muhafaza ediyor. O ediyor ama edemeyenler de çıkabiliyor. Dünyevi bir menfaat karşısında adeta nokta gibi bir menfaat için virgül tarzında eğilip bükülenler oluyor. İşte filozoflardan birine demişler, dünya ayaklarınızın altında olduğu halde neden böyle eğilip neden almıyorsunuz? O da diyor ki, almak için eğilmek gerekiyor. Ben eğilmeye tenezzül etmiyorum. İşte tenezzül edenler var ve bu tenezzül edenler eğer meşru ölçüler çerçevesinde değil de gayrimeşru şeylere alet olmuşlarsa, dinin yanlış tanıtılmasına, yanlış bir takım meselelere fetvacı olmaya vesile olmuşlarsa, bunlar ulema-us-su'dur, kötü alimlerdir. Ve ayet-i kerimede anlatıldığı şekliyle bunların misali, affedersiniz, bir köpeğin haline benzer. Köpeği kendi haline bıraksan dili dışarıda sarkık ve soluyor. Üzerine varsan yine aynı şeyi yapıyor. İşte bir kısım böyle az çok dini de bilen insanlar bakıyorsunuz dini değerlere saldırıyor. Bir zaman Selahattin Şimşek bir yazısında dağı ısıran köpek tabirini kullanmıştı. Yani bazıları saldırıyorlardı dini değerlere ve o tarzda saldırıları böyle bir ifadeyle, belki ayetten de bir telmihle bu şekilde ifade etmişti. Halbuki ilim çok yüksek bir rütbe, en âli bir rütbe, o rütbeye göre hareket etmek gerekir. Ama ayet-i kerimede dikkat çekildiği üzere herkes bunu yapamayabiliyor. Ve bazı insanlar ahlede ilel art, arza çakılıp kalıyor. Dünyanın bir çekimi var, o dünyanın çekiminden kendini kurtaramıyor. Aslında ulvi şeylere yönelmesi lazım. Semavi değerlere yönelmesi lazım ama o semavi olanları bırakıyor. Arzi olan ve dünyevi olan şeyleri ön plana çıkarıyor. Bunun neticesinde Cenab-ı Hakk'ın nazara verdiği durum şu: فَاَتْبَاهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Şeytan onu peşine taktı. Yani şeytan gel benim peşimden diyor. Sana şöyle şöyle güzel şeyler vereceğim. O insanı bu şekilde avlayabiliyor. Şeytan bir insan avcısıdır. Şeytan alim olanlarla diğer insanlara göre daha fazla uğraşır. Çünkü bir alimi yoldan çıkardığında onunla beraber binlercesini belki yoldan çıkarabilecek. Dolayısıyla şeytanın tecrübesi var. Binlerce yıllık tecrübesi var. Bu insanlar nasıl yoldan çıkarılır biliyor. Alim olanlar da nasıl yoldan çıkarılır, şeytan bunu biliyor. İşte bazı kimseler bu şekilde şeytanın peşine takılabiliyorlar, İlim sahibi oldukları halde. Cenab-ı Hak şunu nazara veriyor: eğer biz istemiş olsaydık o ayetlerle, o ilahi ayetlerle bunları bilen o kimseyi yükseltirdik, makamını âli kılardık, onu hürmete şayan
bir kimse kılardık. Dünyada ahirette makamını yükseltirdik. Ama o buna ehil olmadığını gösterdi. Buna layık olmadığını gösterdi. Ne yaptı? Ahlede ilal art. Arza çakılıp kaldı. Arza yöneldi. Ve tebaa hevahu ve hevasına tabi oldu. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de ve nehen nefse anil heva, nefsi hevadan men etmek, böyle bir ifade de geçiyor. Yani nefsin kötü istekleri, nefsin meşru istekleri olduğu gibi gayrimeşru istekleri de vardır. Diyelim evlenme isteği meşrudur ama gayrimeşru beraberlik dinin yasaklamış olduğu bir durumdur. Alim olanlar da nefis tümüyle devre dışı kalmıyor. Onlarda da nefis var ve şeytan onlarla uğraşıyor. Onlarda da heva var, nefsin kötü istekleri. İşte bir kısım insanlar alim olmasına rağmen nefsine tabi olabiliyor, nefsin hevasına, kötü isteklerine boyun eğiyor. Ve bunun neticesinde şeytanın peşine takılıyor, şeytanın ordusuna dahil bir kimse haline geliyor. Allah-u Teala sen diyor kısa olarak bunu anlat, olur ki onlar tefekkür ederler, olur ki bundan ders alırlar. Yani ilim sahibi bir kimse düşünmeli, zaten biliyor az çok meseleleri, bunları nefsine de kabul ettirmeli. İşte tarihte Bel'am gibiler gelmişler, tarihte Ümeyye bin Ebi Salt gibiler gelmişler ama bunlar dini değerleri bilmenin hakkını vermeyince perişan olup gitmişler. Kendisi de neticede bu dünyadan gidecek. Bu durumda dünyaya doğrudan talip olmanın, din ile dünya ona çıkmanın ona getireceği bir fayda yok. Nefsin peşinden gitmenin ona sağlayacağı bir menfaat yok. Şeytana tabi olmanın ona getireceği artı bir değer yok. Dolayısıyla ilim azizdir. İlmi zelil etmemek gerekir. Alim yüksek bir seviyede olması gerekir. Kur'an-ı Kerim'in bu ilgili bölümü bir bütün olarak okunduğunda, değerlendirildiğinde dini ilimlerden nasip olan herkes burada nazara verilen hususları iyi bilmeli ve ona göre başka insanlara göre daha hassas bir şekilde hareket etmeli ve ilmin izzetini muhafaza etmeli. Cenab-ı Hak hepimizi ilimden hissesi ziyade olanlardan eylesin ve ilmin izzetini, ilmin gerektirdiği tavırları gösterebilmeyi de nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.